Sayın seyirciler, haberiniz olsun programında sizlerle birlikteyiz. Evet, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere artık 2 gün kaldı. Tüm partiler çalışmalarını tamamlamak üzere, çalışmalarda sona yaklaşıldı ve biz de EFE TV ekranlarından adayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Evet, bugün yine stüdyomuzda Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Sayın Ali Cebeci, Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan adayı Sayın Muharrem Altay ve yine Saadet Partisi Tercan Belediye Başkanı adayı Sayın Halil İbrahim Bulut bugün konuğumuz olacaklar. Daha önce de yine kendileriyle bu ekranda sizlere seslendik. Artık son turları yapıyoruz. Çünkü yapılan çalışmalarda, gezilerde sona gelindi. Seçmenler pazar günü gidecekler sandığa, oylarını kullanacaklar ve hür iradeleriyle yöneticilerini seçecekler. Biz de adayları son kez sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yorucu bir süreç. Yaklaşık 2 aydır tüm siyasi partilerin adayları sahada. Kendilerini anlatıyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar, projelerini anlatıyorlar. Ülkede siyaseti konuşuyoruz. Memnun olan, memnun olmayan kişiler, yapılanlar, yapılmayanlar, bütün bunların artık karnesi pazar günü sandıkta belli olacak. Doğrudur. Ve halkımız yerel yöneticileri seçecekler. Siz de Saadet Partisi olarak Sayın Ali Cebeci, özür diliyorum, bu yoğun tempo içerisinde Saadet Partisi olarak ekibinizi kurdunuz. Adaylarınız zaten sahada. Siz de ekibinizle birlikte çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar ve Saadet Partisi olarak bu seçim sürecinde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Bu bir. İkincisi de hala Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda olduğunu söyleyen söylemler duyuyoruz. Siz de ısrarla Saadet Partisi'nin ittifak içinde olmadığını her iki programda da üstüne basa basa söylediniz. Ama hala bu konuda söylemler var. Önce seçim çalışmalarını konuşalım, ardından ittifaka gelelim. Efendim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu akşam bizleri tekrar misafir ettiğinizden dolayı hem Eretiye hem de bizi izleyen tüm insanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi gerçekten 2 aydır sahada bir fiil mücadele ediyoruz. Her türlü şartlarda seçmenimizle yüz yüze birebir temas içerisindeyiz. Ve memnunuz. Yani bu seçimlerin zor olmasına rağmen, evet, ülke insanıyla el tutmak, bir araya gelmek, dertlerini dinlemek, siyasetçinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de budur. Ben bazen şöyle söylerim. Bayramlar bir bayram havasında gider. Cenaze de cenaze havasında gider. Seçim de kendi havasında gider. Bunların ayrı ayrı özellikleri vardır. Yani biz bayramda nasıl ki bütün insanlarla kucaklaşmayı istersek, o sevinci birlikte yaşarsak, beraber yaşarsak, orada dil, din, mezhep, ırk hiç gözetmeyiz. Bayramlarda bu böyle bir güzel bir alışkanlığımız vardır. Güzel bir duygularımız vardır. Bunu her şekilde insanla paylaşırız. Özür dilerim. Şimdi cenazelerimizde de aynısıdır. Cenazelerimizde de efendim eş, dost, tanıyan, tanımayan bütün herkes gelir o günkü o cenaze sahibinin cenazesinin taziyesini giderir. Seçimlerde de en güzel olay, tanısan da tanımasan da vatandaşla el tutarsın, oyunu tercih talep edersin, tercihi nasıl olur ona da saygı duyarsın. Onun için sahadaki bu çalışmalar güzel bir çalışma. Demokrasinin güzelliği de burada başlıyor. Sayın Cebeci, kaç yıllık siyasetçisiniz? Aşağı yukarı 45 yıldır siyasetçiyim. Evet. Ve çok seçim geçirdiniz. Çok bir seçim geçirdim. Tabii milli görüş olarak siz temelden başladınız. Ben öyle devam ediyorsunuz. Milli görüşte başladım, sonuçta da milli görüşte devam ediyorum. Hiçbir zaman ilkemden taviz vermedim ve taviz vermeyi de düşünmedim. Olduğum gibi kaldım. Kalmadan da sıkıntım yok, memnunum. Niye memnunum? Dünya menfaatini gözetmedim. Ne yaptıysak, ne söylediysek Allah rızası için yaptık. Ve öyle inanarak çalışıyoruz. Onun için kim ne derse desin, ben
inandığım yolda, inandığım davada sonuca yürümeye kararlıyım. Şimdi gelelim ittifak konusuna. Siz daha önce yaptığımız her iki programda da ittifak, Millet İttifakı'nda bulunmadığınızı söylediniz. Ve adaylarınızı kendinizin gösterdiğini ve bu Erzincan için de geçerli. Fakat Türkiye genelinde baktığımız zaman ittifak, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler söylendiği zaman Saadet Partisi'nin de bu ittifakın içinde olduğu söyleniyor. Ve siz de buna her zaman ısrarla karşı çıkıyorsunuz. Ne diyeceksiniz bu konuda? Efendim ben bundan sonrasını artık güler geçerim. Niye güler geçerim? Yani bizim ittifak içerisinde olmadığımızı dünyada Sağır Sultan dahi duydu. Eğer iktidarın başındaki ve iktidarın yanındaki yandaşı da duymadıysa o zaman gitsin onlar akıllarını akıl hastanede arasınlar. Biz Türkiye'de tek başına 81 ilin 81'inde ve ilçeleriyle beldeleriyle dahil olmak üzere tek başına giren partiyiz. Ve bundan da şeref duyuyoruz. Ha bizim adımıza şöyle derler, böyle derler. Hiç umurumuzda değil. Varsın konuşsunlar. Ama biz inanıyoruz. İnandığımız için mücadele veriyoruz. Bize bu çamuru atanlara da bir gün birileri çamur atacağına inanıyoruz. Çünkü çalma takta kapıyı, çalarlar bir gün demir kapını. Bana söylediğin sözle bir gün yüzleşeceksin. Çünkü ben müsteriyim. Niye müsteriyim? Bu ülkedeki bütün partilerin aslında ben artık bundan bıktık. Yani bu ülkenin bütün partileri bir kazanımdır. Siyasetin gereği, demokrasinin gereği bir kazanımdır. Olmasa despotluk olur. Olmasa efendim imparatorluk olurdu yani. Biz o devreyi kapattık, çok partili döneme geçtik yani. 1950'de çok partili dönemin kapısını açtık ve bu yolda kazanımlar elde ettik. Tekrar bu ülkeyi tek parti dönemine getirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Evet Allah'ın izniyle biz olduğumuz sürece, biz sahada olduğumuz sürece bu ülkeyi tek parti zihniyetine kimse getiremeyecek. Sebebine gelince tek parti dönemini bu millet yaşadı. Bir daha ne fark eder ki o günkü sol versiyonudu, bugün de sağ versiyonu. Tek parti olduktan sonra ha solcu olmuşsun ha sağcı olmuşsun. Fark eden bir şey yok. Tek parti zihniyeti bu ülkeye hayır getirmez. Getirseydi Saddam'a getirirdi. Getirseydi Esad'a getirirdi. Evet Sayın Cebeci teşekkür ediyorum. Yine sizinle sohbetimiz devam edecek. Ben hemen Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan adayı Sayın Muharrem Altay'la devam etmek istiyorum. Sayın Altay siz de yoğun bir çalışma yürüttünüz bu seçim sürecinde. Adaylığınız belli olduktan sonra sürekli sahadaydınız. Evet. Çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz, broşürlerinizi görüyoruz. Yoğun bir hazırlık döneminin ardından artık seçime şurada 2 gün kaldı. 2 gün sonra seçmenler sandığa gidecek ve oylarını kullanacaklar. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Efendim ilk önce RT Şah Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm Erzincanlı hemşehrilerimizi, kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki biz de bir 2 aydır seçim çalışmaları ile ilgili çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tek tek ulaşıyoruz. Esnaflar kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Kendi yapacağımız bir takım projelerimizi anlatıyoruz. Böyle hayırlı bir şekilde inşallah devam ediyor. Şu anda tüm partilerde aynı şeyi görüyoruz Sayın Altay. Çok yoruldu. Herkes çok yoruldu gerçekten. Siz de dahil. Diğer parti adaylarına da dikkat ediyoruz. İşte gerek meclis üyeleri olsun, gerek kendi adaylar, il başkanları, merkez ilçe, gençlik kolları yoğun bir çalışma gitti. Kardeşlik havası içerisinde, birlik beraberlik içerisinde hem şehrimizde Erzincan'da hem ülkemizde şimdiye kadar gerçekten çok güzel gitti. Umarım bu 2 günü de kazasız belasız seçim çalışmasını. Çünkü bazı yerlerde çok büyük gerginlikler var. Biz farkındayız. Sağduyu çağrıları sürekli yapıyoruz. Siz de Saadet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak bunu mutlaka hissetmişsinizdir. Gittiğiniz yerlerde Saadet Partisi ile ilgili söylemlerde bulunduğunuzda tabii milli görüşü herkes biliyor. Siz de milli görüşü benimseyen bir isimsiniz. Bu seçim çalışmaları sırasında
vatandaşların ne gibi talepleriyle karşılaşıyorsunuz? Örneğin şehirle ilgili bir belediye başkan adayısınız. Şehirle ilgili istekleri, talepleri neler oluyor genelde sizden? Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Biz tüm siyasi partileri bir kardeş olarak biliyoruz. Biz Allah'ın rızasına talip olmuş şahıslarız. Bizim kazanma kaybetme gibi bir korkumuz da yoktur. Biz Erzincan'ımıza daha iyi hizmetler yapabilmek için bu göreve talip olduk. Yani biz halkımızı tek tek kucaklayacağız. Parti, ırk ayrımı yapmadan efendim halkımızı kucaklayacağız. İnşallah hayırlı bir seçim geçiririz. İnşallah. Onun için biz yani Allah'ın rızasına talip olan kişileriz. Biz halkın, Erzincan'ımızın menfaatleri doğrultusunda yola çıkmışız. Bizim kazanma, kaybetme gibi bir korkumuz yoktur. Çünkü biz Allah'ın rızasına talibiz. Halkımızdan da tabii bu konuda vatandaşlarımızı dolanıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Yani vatandaşımızın sorunu genelde ekonomik sıkıntılar üzerine. Tabii bu konuda vatandaşlarımızın hepsi aynı, aşağı yukarı aynı. Tabii ki şehrimizin de sorunları yok değil. Fakat evet, genelde vatandaşın sıkıntısı ekonomik doğrultuda. Ve dolayısıyla işsizlik. Evet, işsizlik. Bakıyorum ben, örneğin iktidar partisi, işte ana muhalefet partisi de dahil, seçim gezilerinde yanına gelen her 10 kişiden 9 kişi iş istiyor. Evet. Adaylardan. Bu çok acı. Yani Erzincan'da, tabii Türkiye genelinde de işsizlik en büyük sorun. Fakat Erzincan'da şimdi sanayi olmadığı için, Erzincan tarım hayvancılık şehri diyoruz. Ama burada da bir sanayiye ihtiyaç var. İki üniversite bitirmiş arkadaşımız boş geziyor. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. Ama belki işte göçün nedenlerinden biri de bu. Ya şöyle 500-600 kişi çalıştıran 2-3 tane fabrika olsa belki de biz bugün bunları konuşmamış zaten olacağız. Efendim bu konuda sıkıntımız şöyle. Biz kazanımlarımızı sürekli kaybediyoruz. Yani bakıyorum özelleştirme adı altında efendim belki şehire bir rahatlatma açısından yapılan hamlelerimizde bile yanlışlarımız var. Yani bir Erzincan otogarını düşünelim. Efendim %70'i 80 Erzincanlılara aitti. Efendim bu dışarı çıkarıldı. Şu anda Erzincan'da esnaf kalmadı otogarımızda. Bunun yanı sıra mahallelerimizde bakkallarımız vardı. Efendim bunlar bir takım marketler zinciriyle A101'ler, BİM'ler, isim vermeyelim gene de. Evet. Bu konuda halkımızın elinden kazanımlarımız sürekli gidiyor. Evet. Bir şeker fabrikamız vardı, iplik fabrikamız vardı. Bunlar özelleştirilerek, yani Erzincan Şeker Fabrikası kimin şimdi oldu fabrikası. Yani kazanımlarımız elimizden bir bir gidiyor. Bunun için yani hoş olmayan bir tabloya doğru gidiyoruz. Evet, rahmetli Milli Görüş lideri Sayın Necmettin Erbakan, Allah rahmet etsin. Burada bir takım, taksan diye bir, hatırlar mısınız Ali Bey? Evet efendim, ben vardım o. Vardınız değil mi? Bu şeyde, Çatal Armut yolu o tarafta. Şu andaki açık cezaevinin olduğu alan ve oradaki o cezaevi binası ve lojmanları fabrikaya aittir. Ama ne yazık ki temel atılma sonradan sonuç, o atılan temeli o günün şartlarında aldı. Niyaz Ünsal Bey vardı. Senatör mü? CHP evet. Senatörü. Arabasının bagajına koydu götürdü. Efendim evet. Bakın bu bir zihniyet meselesi. Türkiye 100 yıldır bu zihniyette boğuşuyor. Yani soru bendeyse ben bunun cevabını vereyim. Türkiye 100 yıldır bu sorunun cevabını bulamadı. Bu ülke sanayileşecek mi? Yoksa sanayileşmeyecek mi? Bu ülke gerçekten milli mücadeleyi kazandıktan sonra dünyadaki yerini alacak mı, almayacak mı? Bir defa bu sorun önemli.
Osmanlı Devleti yıkılırken de bu tartışıldı. Son meclisi mahbusanda alınan bir karar var. Ya Amerikan mandası olalım ya da İngiliz mandası olalım. Bir avuç insan da mandayı kabul etmedi. Biz hiçbir mandayı kabul etmeyiz. Sahaya çıkarız. Silahımız da olması, elimizdeki gücümüzle savaşırız dedi. Onların neticesinde bu ülke bağımsızlığını kurtardı. Şimdi bakın, geldiğimiz nokta, son 100 yılda geldiğimiz nokta, yeniden manda yönetimine girdik. Amerikan mandası bu ülke şu anda. Niye Amerikan mandası? Bütün, bakın, ülke emperyal bir savaşın neticesinde bağımsızlığımızı kazandık. Emperyalizm ne istiyordu bizden, dün Osmanlı'dan? Bütün kaynaklarımızı elimizden almak. Aldı mı? Aldı. Musul, Kerkük, Irak bölgesinde, Suriye bölgesinde, Suudi bölgesindeki bütün petrol kaynakları bizim elimizdeydi mi? Aldılar. Şu anda Anadolu'da elimizde çok az kalan yeraltı kaynaklarımıza şu anda emperyal güçler tekrar talip mi? Talip. Biz yeniden güçlenmememiz için Amerikan himayesinde, bakın özellikle söylüyorum, Amerikan himayesinde bir bölge devleti olduk. Halbuki iş böyle değildi. Mustafa Kemal 1930'lu yıllarda uçak fabrikasını kurmuştu. Rahmetli Erbakan hocamız, kurucu liderimiz şunu ifade etmişti. Mustafa Kemal dursaydı Milli Görüş'e oy verirdi demişti. Niye? Çünkü uçak fabrikasını 1930'lu yıllarda kurmuştu. Demir çeliği o günlerde kurmuştu. Şeker fabrikasını o günlerde kurmuştu. Biz aynı kaybedilen noktalarda yeniden ülkenin ayağa kalkmasının, dışarıdan borç alarak üretmeden ayakta olacağına inananlardan değiliz. Bir kişide kalsak söylemekte zorundayız. Bu ülke kendi ekseninde, milli görüş ekseninde. Kim hangi partili olsa olsun. Milli görüş ruhu içerisinde tarıma, hayvancılığa, sanayiye yeniden dönmek zorunda. Fabrikamızı kendimiz yapmak zorundayız. 2 milyar insan, 2 milyar yeryüzünde kaybetmiş insanlık alemi bizi bekliyor. Ondan dolayı Türkiye bu 2 milyar bölgedeki insanların sömürge alanına girmesinde katkı payımız var. Tabii üretim olmayınca ne oluyor ekonomide? Gördüğünüz gibi dövizdeki artış. Aynen öyle efendim, üretim yok. Tüketime dayalı bir toplum olmuşuz. Peki habire tüketim var. Bir ambargoyla karşılaştığımız zaman bu ülkenin insanı tarlada buğdayı yok. Çok özür dilerim. Ahırda ineği yok. Çok özür dilerim. Kümeste tavuğu yok. Şimdi bundan önceki krizler bu ülke, 70'li yılların krizleri bu ülke insanını etkilemedi. Niye etkilemedi? Şunun için etkilemedi. Benim de anam, sizin de ananız, bu ülkedeki yaşlı insanlar hep bunu bilirler. Herkesin efendim ambarında unu, özür dilerim, ahurunda ineği, kümesinde tavuğu vardı. Tarlasında patatesi, soğanı vardı. Kendisi ekiyordu, biçiyordu. Tavuğunun yumurtasını alıyordu, ineğinin yağını, peynirini alıyordu. Ülkede kriz varmış, yokmuş, onu hiç İyi o yani, zaman teyit etkilemiyordu. Tabii. Etkilemiyordu. Ama şu anda bakın 50 yıl sonra geldiğimiz nokta ne oldu? Ben o kültürden gelen birisiyim. 50 yıl sonra, 30 yıl sonra geldiğimiz nokta, yoğurdu marketten alacağım, sütü marketten alacağım, yağ marketten alacağım, yumurtayı marketten, patatesi, soğanı marketten alacağım. Tabii ki bu ülke, bugünkü krizler bu ülkeyi etkileyecek. Evet. Tabii üretime dayalı. Onun için üretmek zorundayız. Evet Sayın Başkanım, istersen biraz da Halil İbrahim Bulut'la sohbet edelim. Tekrar buyurun, size döneceğim. Saadet Partisi Tercan Belediye Başkan Adayı Sayın Halil İbrahim Bulut. Evet. Siz de tekrar hoş geldiniz. Daha önce yine sizinle de beraber olduk programlarda. Sayın Bulut, Tercan'da çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz mutlaka. Görüyoruz, takip ediyoruz. Tercan halkının teveccühü nasıl? Tercan'da seçim nasıl gidiyor? Evet. Semih Bey, öncelikle RRT Şah TV ailesine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Yine televizyonları başında bizi izleyen tüm halkımıza hayırlı akşamlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Bu arada 31 Mart 2019 yerel seçimlerin öncelikle Tercan'ımıza, milletimize ve memleketimize
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Semih Bey, gerçekten şu anda tercanımızda yoğun bir tempoyla çalıştık. Evet. Sıkmadığımız el, dokunmadığımız yürek adeta kalmadı. Şu anda tercanımızda aynı az önceki başkanımızın da ifade ettiği gibi memlekette altyapı ve üst yapı sorunları varken halkımız, gençliğimiz istihdam istiyor, iş istiyor ve birçok problemlerini bize baş başa anlatıyor. Bunu niye baş başa diyoruz? Çünkü toplum içerisinde hür bir şekilde ifadelerini özgür bir şekilde bunu söyleyemiyorlar. Toplum içerisinde sessiz kalıyorlar. Yalnız başa baş çay içtiğimiz zaman hür iradelerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Ha biz de bu yerel seçimlerin memleketimizin, insanımızın hür iradesini yansıtması hasebiyle evet. Sandığa rahat bir şekilde inşallah yansıtır. Bunu temenni ediyoruz. Biz diyoruz ki milletimiz, memleketimiz için hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Tercan'da da bir göç olgusu var değil mi? Evet, evet. Tercan'da yani adeta zaten biz eğer bu yola çıktıysak, hani Akif'in dediği gibi nerede kanayan bir yara olsa yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Şimdi tercanımızda eğer ki 13.000, 14.000 nüfustan ta ki 4.700'lere kadar nüfus düşmüşse o zaman ben oranın evladı olarak bana bir yükümlülük, sorumluluk düşmüştür. Bunu adlederek gittik akde vefa uğruna yollara düştük ve halkımıza bu meramımızı, bu derdimizi anlatmaya başladık. İnşallah biz öyle görüyoruz ki insanlar da bize kucak açacak ve 1 Nisan'da adalet tecelli edecek inşallah. Güzel bir sonuçla hepimiz. Halkın bakışı nasıl? Halkın bakışı yani halkımız aslında gidişattan biraz ümitsiz. Ama tabii bizim bu çalışmalarımız onlara yeni bir ışık, yeni bir heyecan, yeni bir ümit doğurdu. Gerçekten o ümitsiz gözlerin heyecanla bize baktığını, bizi dinlediğini gördük. Sahalarda bizim oluşumuzla beraber az önce de konumuz geçti. Ya başkanım sizin Zillet İttifakı'yla bir ilişkiniz var mı? Yani böyle bir şeyler söyleniyor. Var mı yok mu böyle bir şey? Biz sizi burada gördüğümüze göre biz sizin çocukluğunuzu, ailenizi tanıyoruz. Sizin HDP'yle hiçbir yakından uzaktan ilişkiniz olmadığını biz Tercan'da şu an tescillendi gördük. Çünkü biz diyor sizinle komşuyduk. Sizi çok iyi tanıdığımızdan dolayı biz iç rahatlığıyla Allah'ın izniyle diyor sizi destekleyeceğiz. Ama kusura bakma. Biz çarşı merkezinde, toplum içerisinde senin yanında görünemeyeceğiz. Hakkını helal et diyorlar. Şimdi bu sorun her hoş yerde karşılık yaşanıyor. Yani özellikle küçük yerlerde. Daha önce de program yaptığımız değerli konuklarımız, değerli adaylarımız aynı dertten yakındılar. Belki birlikte görünemeyeceğiz, belki gelip bürona çay içemeyeceğiz ama gönlümüz seninle diyen birçok kişiyle de karşılaştık. Evet, evet. Evet Halil İbrahim Bulut teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. Tekrar döneceğiz size. Ben sağ olun. İl Başkanımız Sayın Ali Cebeci ile devam edelim. Sayın Cebeci uzun yıllardan beri siyaset yapan bir isim olarak özellikle bu seçimde, şimdi bu bir yerel seçim, evet. Öyle değil mi? Yani bir biz ülkeyi yönetecek milletvekillerini seçmiyoruz. Değil. Biz yerel yöneticileri aynen seçiyoruz. Öyle. Ama bir beka sorunudur gidiyor. Yani iktidar partisi de bunu dillendiriyor. Sayın Devlet Bahçeli de sürekli konuşmalarında söylüyor. Bir beka sorunundan bahsediliyor ülkede. Şimdi siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim bu ülkenin beka sorunu yok. Böyle bir sorunda eğer varsa ki biz böyle bir sorun olduğuna inanmıyoruz. Faraza var diyelim, onların deyimiyle var diyelim. Bakın efendim 17 yıl önce
bu ülkenin bunlar iktidarı devralırken beka problemi diye bir problem yok. Evet terör problemi vardı. Ekonomik sıkıntılar da vardı ülkenin. Ama beka problemi yoktu. 17 yıl sonra eğer idare ettikleri bir ülkeyi beka ile yüzleştirdiyseler otursun şapkaların önüne koysun düşünsünler. Nerede hata yaptık da beka ile yüzleştik. Şimdi 90'lı yılların başında Birinci Körfez Savaşı döneminde Allah rahmet eylesin öyle diyelim Özal, merhum Özal şunu söyledi. Biz o zaman da Özal'a muhalefet ettik. Beka sorunu o zaman da vardı. Eğer varsa. Özal'a muhalefet ettik. Saddam'ın tahttan indirilmesine Amerika'yla beraber olup da Saddam'ı indirmeyin. Eğer Saddam'ı indirirseniz ülkemizde beka sorunu yaşanır. Biz söylemiştik o zaman. Ama ne yazık ki Birinci Körfez Savaşı'nda Özal rahmetlik bir vereceğim üç alacağım demişti. Neticesinde Amerika'ya gitti. Dedi ki gök gürülüyor ama yağmur yağmıyor. Çünkü Musul'la Kelkü'yü ağzına sürmüştüler vereceğiz demişler. Kim kime verecek? Birinci Yan Harbi'ne vermediler kim de vereler? Bakın o gün yapılan hatanın neticesinde çekiç güç Anadolu'ya geldi yerleşti. Biz bir iktidar, yarım bir iktidar yakaladık. 11 aylık iktidarı dönemimizde çekiç gücün belini kırdık. Bu ülkenin beka sorununu bertaraf ettik. Şimdi bunlar iktidara geldikleri zaman. Irak'a yeniden bir müdahale gündeme gelmişti. O gün Özal'a müdahale ettiğimiz, muhalefet ettiğimiz gibi bunlara da muhalefet ettik. Sakın olmaya ki Saddam'ı yerinden oynatasınız. Eğer Saddam'ı oynatırsanız Irak paramparça olur, bu ülkenin beka sorunu gündeme gelir dedik. Bu arkadaşlar o gün bize farklı dilde hitap ettiler. Bakın Irak'ın müdahalesi neticesinde Kuzey Irak'ta bir bölge oluştu. Bugün efendim Kürdistan'a git diyenler, o gün Kürdistan denen bir yer yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde Kürdistan denen bir coğrafya yoktu. Suriye toprağı ve Irak toprağı, Türkiye toprağı vardı. Orada bir Kürdistan'ı elleriyle oluşturdular. Bugünkü iktidar elleriyle oluşturdu. Bu Irak'ın şimdi, kuzeyindeki evet bölgeden bahsediyor. Evet efendim, netice itibariyle şimdi canı sıkılınca beka sorunu var ya, git Kuzey Irak'a, Kürdistan'a diyor. Kardeşim Kürdistan'ın denen bir yer yoktur. Orası Irak toprağıdır ve benim sınırımdır. Şimdi gelinen noktaya bakın, o yaptıkları hatanın karşılığına çıktık, hain dedik, dediler bize. Suriye müdahaleye geldiler. Ya bakın 2,5 milyar, 3 milyar Irak'ta insan öldü ya. Allah aşkına kimin eliyle öldü? Amerika'nın eliyle. Kim sebep oldu? Türkiye sebep oldu. Bir Ramazan günü, bakın çok önemlidir. Saddam bir Ramazan bayram günü idam edildi. Bir Ramazan günü de Irak bombalandı. Türkiye sebep oldu derken nasıl sebep oldu? Nasıl mı sebep oldu? Amerika'yla stratejik işbirliği yapmıştık. İşbirliğimizin gereği Türkiye üzerinden, hatta o gün başbakandı Cumhurbaşkanımız bugünkü, Amerikan askerlerine dua eder hale gelmiştik. İşte o gün beka kapımızı çalıyordu. Bakın bundan 4 yıl önce takriben aklımda öyle kaldı. Malatya'da Kruzet üssü yapılırken de biz feryat ettik. Bu üssü buraya koymayın, beka var burada dedik. Bizi ihanetle yine suçladılar. İşte beka orada yatıyor. Suriye müdahaleye kalktılar. Amerika'dan önce, İsrail'den önce Amerikancı oldular. Esad gidecek dediler. Nereye gidecek kardeşim Esad? Giderse kim gelecek? Bu bizim sorunumuz değil dedik. NATO ile beraber oldunuz. Suriye'yi paramparça ettiniz. Beka kapıya dayandı. Suriye dağıldı. Süleyman Şah türbesini kaldırıp buraya getirip koyman icap etti. İşte beka kapıda. Ben yapmadım bu hatayı. Sen yaptın bu hatayı. Şu anda bekayı benimle niye tartışıyorsun? Yaptığın yanlışlardan vazgeç. Barzani'nin altına kırmızı halı sererek bekayı çözemezsin. Salih Müslüm'le beraber Süleyman Şah türbesini alıp getirip sınırların dibine koyarak Salih Müslüm'ün altına kırmızı halı sererek Ankara'da karşılığı bekayı çözemezsiniz. Ey ülkücüler! Efendim, dizi izliyorsunuz.
Diriliş Ertuğrul. Güzel. Ama Diriliş Ertuğrul'un dedesi, babası, bu milletin babası, dedesi Süleyman Şah Türbesi orada yatıyordu. Şu anda Süleyman Şah Türbesi'nin yerinde Amerikan conuları içki patlatıyor. Hiç vicdanını sızlamıyor mu? Ve o toprak Türk toprağı. Türk toprağı, benim toprağım. Bekayı kaybettiniz. Siz iki kişi elinizle kaybettiniz. Büyük ortak, küçük ortak. Bekayı kaybettiniz. Şimdi benimle beka problemi var diye üzerimden siyaset yapıyorsun. Allah'tan kork ya. Sen bekayı Amerika'ya teslim ettin. Bakın, Amerika şu anda Irak'ın, Suriye'nin kendi toprağı olan Golan Tepeleri denen bir alan var. 1966 savaşıyla beraber İsrail eline geçirmişti. Şu anda Suriye'yi etkisiz hale getirdiler. Şu anda Amerika Golan'ın İsrail toprağı olduğuna iddia ediyor ve tanıdı. Yarın da Kuzey Irak'ın ve Kuzey Suriye'nin efendim İsrail toprağı olduğunu iddia edecekler. Ondan dolayı diyoruz ki bölgedeki taşları yerinden oynatmayın. Şimdi biraz önce bu konuyu anlatırken ey ülkücüler dediniz. Ülkücülerin bu olaydaki rolü nedir? Rolü müdür? Bu iktidara payanda oluyorlar. Milliyetçiler, bu iktidara payanda olduğunuz müddetçe bunun vebalını siz ödeyeceksiniz. Bunun vebalını, bu ülkenin geldiği noktanın vebalını tarih önünde, insanlık önünde, vicdanlar önünde bunlar ödeyecekler. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Evet efendim, Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Bu Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na ihanetle suçlayanlara ben tersine söylüyorum. Bu millet önünde, tarih önünde bir gün ey ülkücüler, ey milliyetçiler, vicdanlarınız rahat ise gidin yatın. Çünkü Süleyman Şah Türbesi'ni söküp yerinden atanlar, beraber söktünüz bunun. Bunun bedelini bu millet size bir gün sorar. Bakın. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı da milli görüş içinden çıkan bir isim değil mi Sayın Cebeci? Evet efendim. Ne olur ki İttihatçılar da Osmanlı'nın içerisinden çıkmıştı. Ne fark etti ki? Enver Paşa sarayın damatıydı. Ne fark etti ki? 1909'da ihtilal yaptı. Darbeyle beraber sarayı ele geçirdi. 1911'de Balkanlarda toprağımız kalmadı. 1914'te Çanakkale, 1918'de dünya savaşı. Ne fark etti ki? Efendi, milli görüşçü olmakla iş olmuyor. İlkeler bazında milli görüşçü olmak zorundayız. Onlar da Osmanlı'nın varisleriydi. Sonuçta devlet elden gitti. Milli görüşçü olmak, milli olmak gerekli. Milli olmak gerekli. Fabrikası kendisi üretmesi gerekli. Silah fabrikasını satmakla milli olmaz. Şeker fabrikasını satmakla milli olmaz. Tarımı öldürmekle milli olmaz. Hayvancılığı öldürmekle milli olmaz. Soğanı Mısır'dan getirerek milli olmaz. Bakın, bizim toprağımız her türlü bitkiye müsait olan bir toprakta yaşıyoruz. Soğanı kendimiz üretmiş, Mısır'a kendimiz satmamız gerekiyordu. Bakın, tanımadığımız sisi, beğenmediğimiz sisi, darbeci sisinden soğan getirdik. Türkmenistan'dan patates getiriyoruz. Bilmem nereden et, Sırp kasabından insan kasabı onlar, onlardan et getirip, benim Hacı Efendim de yiyor onu. Hacı Efendim onu yiyor. Sırbistan'dan besmelesiz kesilen et geliyor Anadolu'ya. Benim Hacı Efendim, Hoca Efendim, Şeyh Efendim de onu yiyor. Ve bana da hain diyor. Allah'tan kork. Bir defa yediğin malın nereden geldiğini bir düşün. Peki şimdi Sayın Cebeci, şöyle diyelim. Tabii biraz sonra iç Erzincan'da konuşacağız. Şimdi bir yandan sizin de bahsettiğiniz gibi dış ülkelerle olan ilişkileri bir düşünelim. Bize yapılan, Türkiye'ye yapılan saldırıları düşünelim. Evet efendim. İşte bu Amerika'nın da aynı, Rusya'nın, Almanya, Fransa, birçok ülke, İsrail. Ve bir yandan bu tehlike. Diğer yandan içte bakıyoruz PKK sorunu, terör sorununu artık en aza indirmeye çalışıyoruz. Ama hala bitmedi. Evet, doğru. Diğer yandan geldik, 15 Temmuz darbe girişimi, bir FETÖ olayı çıktı. Doğru. Bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye üzerine oynanan oyunları tek bir kalemle görebiliyoruz. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli diyor ki biz burada duruşumuzu böyle gösterdik. Yani ülkede
bu sıkıntılar varken biz yalnız bırakamazdık. Ha daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın muhalif konuşmaları sırasında Devlet Bahçeli için, ülkücüler için konuştuklarını biliyoruz. Hı hı. Ama şimdi geldik 15 Temmuz'dan sonraki süreçte ülkede bir bu ayaklar Backup üzerinde bir var. Kırılma hı hı. olabilir miydi diye Sayın Devlet Bahçeli biz de onun için Sayın hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin sonunda destek verme kararı aldı. Onun söylemi de bu şekilde. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Peki o zaman ben bir soru sorayım. Tarih olarak net bilmiyorum. Bu ülke Devlet Bahçeli ülkücüleri bu ülkede birinci parti yaptı. Birinci 90'lı yıllarda. 97 olması lazım. O tarihlerde birinci parti. İktidar ol dedi. O gün ana vatanın, doğru yolun, efendim bir kısım iç çekişmelerin neticesinde ülkücüleri, Devlet Bahçeli bu ülke birinci parti yaptı. Buyur devleti idare et dedi. Devlet Bahçeli'nin elinde her miting alanda bir ip vardı. Apoyu asacağız. Apoyu asacağım dedi. Hadi dediler as. Biz seni iktidar başbakan istiyoruz. Yapmak istedik dediler. O gün Raşen Ecevit öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Raşen Hanım hayatta. Raşen Hanım dedi ki biz artık hükümet o günkü bakın Fazilet Partisi dedi ki her türlü şartta. Peki asıl saydı sorun çözülecek miydi? Bakın geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Ya şu anda etkisiz hale şartta, getirildi. Her ve türlü şartlarda dedi yavaşlıyor. Ki her türlü şartlarda hükümeti kursana destek vereceğim hiçbir şey istemiyorum. O zaman Doğru Yol Partisi bunu teklif etmiş. Devlet Bahçeli. Hükümeti kurmadı. Hükümeti kurmaktan. Çünkü bunların amacı hükümet kuramazlar. Türkiye'de MHP hükümet kuramaz, hükümet olamaz, iktidar olamaz. Tarihte sabitlenmiştir bunlar. İktidar olamaz. Oldu. Olamaz. Olamaz. Siz söylediniz. Olamaz. 90'lı yıllarda oldu dediniz. İşte olmadı. Olmadı bakın. Gitti Ecevit'te koalisyon kurdu. Ama sonuçta iktidar bakın oldu. Şimdi bakın geleceğim bir yere geleceğim. Tek başına iktidar olamaz. Bak geleceğim bir yere. Raşen Hanım dedi ki biz eli kanlı katillerle işbirliği yapamazdık. Devlet Bahçeli dedi ki özür dileyecek. Özür dilemiyorum dedi. Gitti Ecevit'le beraber iktidar oldu. 1,5 yıl, 2 yıl iktidarlık dönemleri oldu. Bakın efendi. Sayın, İp elindeydi. İktidar oldu. İktidar ortağı oldu. Apo'yu getirdiler. Türkiye'nin en güzel turistik adasına koydular. Her şeyle dört başı memur. Çünkü Suriye'de Beka Vadisi'nde efendime söyleyeyim Afrika'da bilmem ne ülkesinde sürgün hayatı yaşayan Apo getirildi. Mecliste bunların eliyle beraber orada konuldu. Netice itibariyle ülkücülerin bu vebalı ödeme şansı hiç yok. Hiç. O eğer ki ondan sonra Apo Sayın Abdullah Öcalan oldu bunların eliyle. Bizim elimizde değil onların eliyle. Sayın eklediler. Bir de ona üniforma verdiler. Sayın yaptılar. Şimdi ben Bekay'la neyi tartışıyorsun? Bekay'ı sen kaybettirdin bu ülkeye. Bir makam uğruna Bekay'ı siz kaybettirdiniz. Bir vaka anlatayım da geçelim. Bir vaka anlatayım. Tarihte yaşanmış bir vaka. Ben bazen tarihe takılır çok okuyan birisiyim. Tarihsel evet, olayları. Evet. Yıl 30'lu yıllar veya 28'li yıllar takriben. Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olduğu dönemde. Mustafa Kemal Malatya'ya geliyor. O zaman şehire Cumhurbaşkanı geldi. Şehrin valisi paşayı karşılıyor. Bir valilikte toplantı halindeler. Paşanın sağında vali, solunda garnizon komutanı. Valinin de sağında bir muhterem vatandaş oturuyor. Sakalları burada bir vatandaş oturuyor. Paşa diyor ki valiye, vali bey kimdir bu yanında oturan? Vali de diyor ki Şık bu yörenin çok sevilir sayılır Şık Osman Efendisi diyor. Paşa ya öyle mi diyor. Dönüyor paşa Şık Osman'a diyor ki Şık Osman Efendi sakalını bunlar tarihi vakalar yazılı. O gün yazılmış bugün okuyoruz. Sakalın iki tutam yapsan, sünnete uysan daha iyi değil mi? Paşa mevzuyu kapatıyor. Orada kalıyor, Ankara'ya dönüyor.
Paşa valiye bir mektup yazıyor. Şık'ın durumu nedir? Diyor ki Şık'ın durumu sakalını bir tutam daha uzattı. Öyle mi diyor? Bakın bir yere geleceğim. Hikayenin önemi burada. Vali Paşa Mustafa Kemal Şık Osman'a bir mektup yazıyor. Diyor ki Şık Hazretleri sizi valilik makamında görmek istiyorum. Ankara'ya gelirseniz sizin gibi sevilir, sayılır, bu bölge insanının idare merciinde olup ülke insanına hizmet etmesini talep ediyorum. Mektup Şık Osman'ın eline geliyor. Şık Osman mektubu alıyor, berbere gidiyor, sakalını kesiyor, sarığını çıkartıp koyuyor, gidiyor bir tane kravat takıyor, bir tane de şapka, potür şapka alıyor, eline Ankara'nın yolunu tutuyor, mektup elinde. Ankara'da Şankaya Köşkü'ne çıkıyor, köşke yavere mektubu veriyor. Mustafa Kemal oturduğu makamdan kalkıyor, kapıda Şık Osman'ı karşılayacak. Şık Osman'ı karşılayacak, Şık Osman'a bakıyor ki sakalı kesilmiş, boyunda bir kravat benim gibi ve elinde bir poter. Allah Allah diyor, ben Şık Osman'ı çağırdım, sizi çağırmadım. Paşa Hazretleri, ben Şık Osman'ım. Alıyor içeri diyor ki, eğer ben seni davet etmesin, şu anda ben seni ne yapacağımı biliyordum. Bir makam uğruna, valilik makamı uğruna inandığı değerleri terk eden daha büyük bir makam uğruna bu ülkesine ihanet etmeyecek mi diyor. Ben şimdi buradan şunu söyleyeyim. Bir İçişleri Bakanı var şu anda bu ülkede. 50 yıllık bir Demokrat Parti misyonu var onun omuzlarında. Bir daha o vebaldan kurtulacak. Bana kalkıp milli görüşün tarifini ve hakaretini yapma hakkını kimse vermez. Bakan da olsa vermez. Efendi, bir İçişleri Bakanlığı uğruna Adnan Menderes'in kemiklerini sızlatıyor. Önce gitsin onun bedelini ödesin. Önce oradan özür dilesin. Ondan sonra benden yanlışlık varsa ben yanlışlığımı düzeltirim. Buradan bir yere geleyim. Şimdi, çünkü bunları söylemek zorundayız. Vicdanlarımızı incitiyorlar. Bu ülkede kazansan ne olur, kazanmasan ne olur. Beraber yaşayacağız çünkü. Ölümüz, dirimiz, bayramımız, seyremiz beraber. Netice itibariyle ama bu ülkeyi bu hale getirme hakkına sahip değilsin. Kimse vermez size bu hakkı. Şimdi MHP'nin de buradaki şu anda AK Parti'ye payanda olmasının vebalını ve bedelini onlar da ödeyecekler. Belediyeyi onlara verin, idare edemezler. Kime? MHP'ye. Açık ve net söylüyorum. Devlet Bahçeli orada olduğu müddetçe ben adaylara saygı duyarım. Adaylarla hiçbir problemimiz yoktur. Ama bu aday meselesi değil. Bu partinin program meselesi. Şimdi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi yaşandı. Evet. O dönemde böyle güçlü bir hükümet olmasaydı şu anda hükümet FETÖ'nün elinde miydi değil miydi? Eğer bunlar iktidar olmasaydı, bu güçlü iktidar olmasaydı, FETÖ devlete musallat olmayacaktı. Devlete musallat olmadığı için de o müdahale olmayacaktı efendim. Bakın, bunlar kendi eliyle devlete onları yerleştirdiler, kendi elleriyle tuzağa düştüler. O gün de biz bunlara söyledik ki, bakın bu cemaat kuyruğu değil, her türlü zehirinizi kusacak. Bu cemaatten uzak durun. Biz o zaman daha iyi dediler bunlar. Ben kardeşim bunlar ne dedi? Ben de bilmiyorum ki. Ya o zaman biz bunlara doğru yolu gösterdik yine hayır olduk ya. Ya bakın cemaati bu ülkenin başına musallat eden bunlar. Şu anda bütün belediye başkanları ve bütün bakanların %70'i bunlardan. Bunlar neyi kurtardılar? Kimden kurtardılar? Şu anda kendi içerisinde, AK Parti'nin içerisinde, MHP'nin içerisinde bunlar ya. Allah aşkına ya. Onlar kurtarmadılar bu ülkeyi. Vatandaş kurtardı. Sahaya indi. Saha sokağa düşmüş devleti aldı eline vatandaş. Tankın önüne yattı. Götürdü bunların eline teslim etti. Burada bekayı kendileri harcadılar. O bekayı cemaati iş başına getirir. Ergenekon, Baryoz bilmem ne kumpaslarıyla beraber. Ondan sonra özür dileriz yanlış yaptık dediler. Bunlardan onların eliyle intikam aldıklarını hesaba kattılar ve
cemaati bu milletin başına musallat ettiler. Şimdi kendi paçalarını da kurtaramayacaklar. Evet, şimdi gelelim biraz iç siyaset. Erzincan'a gelelim. Evet efendim. Bizim yerel seçime gidiyoruz. Aynen öyle. Erzincan'ı konuşalım. Şimdi belediye başkanı seçeceğiz ve pazar günü seçmenler sandığa gittiğinde bunun kararını verecekler. Evet, aynı. Siz daha önce seçimde aldığınız oyu düşündüğünüz zaman bu seçimde oy oranını daha da böyle artırdığınızı düşünüyor musunuz? Seçmenlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Görüşmeleriniz sonucunda neleri anlatıyorlar seçmenler? Bu konuda ne diyeceksiniz İl başkanı olarak? Ben şu anda Ülüs'ten geliyorum buraya. Evet. Daha evime ve işime uğramadan direkt buraya geldim. Arabadan indim, buraya geldim. Ülüs'te seçim çalışmama gittim. Oradan buraya geldim. Allah'ın izniyle orada da kazanacağız. Orada saha çalışması yaptık. Sabah saat 9'dan bu saate kadar oradaydık. Oradan buraya geldik. Sahada insanlar kim güçlüyse yanında oluyorlar. Güçlünün yanında oluyorlar. Biz Erzincan'a gelince, Erzincan'da da inanıyorum ki şimdi ben siyasetçiyim, kazanacağım ümidim. Tabii ki. Ya seçimde herkes kazanmak ümidiyle ben, yola çıkar. Bakın, ben siyasetçiyim ve kazanacağım. Kazanacağım olarak buradayım. Kazanmasam buraya gelmezdim. Öyle evet. Bir talebim olmasa buraya gelmez. Ben kazanmak için buradayım. Ve Erzurum'da seçmenlere de şunu söylüyorum. Kardeşim bir ak bu BK'yı. Bir ak soğanı sarımsa. Hizmet gerekli, hizmet. Erzincan'a hizmet gerekli, üretim gerekli. Erzincan'ı ayağa kaldırmak istiyor musunuz? Burada yaşamak istiyor muyuz? Evet. O zaman Erzincan'ı üreten bir il yapmak zorundayız. Üretken biri. Evet. Yaşlısıyla, genciyle. Kadınıyla, erkeğiyle. Öğrencisiyle, öğretmeniyle. Erzincan'ı üretken bir il yapmak zorundayız. Nasıl yaparsak yaparız. Erzincan üretken bir olmalı. Ve böylece Erzincan'dan göçü de önlemiş göçü olur. Önlem. Bölgedeki göçü, Erzincan'daki göçle bölgenin göçünü önlemek zorundayız. Tercan dün bir ayakkabı fabrikasıyla beraber bölgenin zirvesiydi. Ilıç bir altın madeni neticesinde bu bölgenin en taçlandırılmış ilçesi. Dün bundan 15 sene önce Ilıç'ın yüzüne kimse bakmıyordu. Köyden daha beterdi. Bir maden neticesinde Ilıç böyle. Erzincan böyle olmalı. Biz Erzincan'ı böyle yapmak istiyoruz. Ben onun için milliyim. Milliyetçilere de bunu söylüyorum. Fabrika satılırken fabrikanın önünde milliyetçiler ayakta olmalıydı. Solcular değil. Milliyetçiler orada olmalıydı. Bana ne milliyetçiliğini tavsiye ediyorlar? Ama şimdi şöyle fabrika satılırken o fabrika tüm Erzincan'ındı. Yani solcunun da, sağcının da, milliyetçinin de, devrimcinin de, ülkücünün de. Sonuçta bu fabrika şehrin fabrikası yani. Ben bakın işte. Onu ayırmamak lazım. Bak ayırmıyorum. Ben o gün o toplantıya katıldığım için beni bugün HDP ile yan yana gösteriyorlar. O toplantıya katıldım. Bu fabrikanın mücadelesini verdiğim için Semih Bey. Başka bir şey değil. Ben o gün her türlü riski göz önüne alarak o fabrikanın satılmaması için sahaya çıktığım için bugün bana o birlikteliğin içerisinde gösteriyor. Erzincan'da da böyle, Konya'da da böyle, Kayseri'de de böyle, Ankara'da böyle, Türkiye'nin bütün illerinde de böyle oldu. Biz satılan müesseselerin karşısına satılmayanlarla yan yana durduğumuzdan dolayı bize, yoksa partisel boyutta, siyasi boyutta kimseyle biz yan yana değiliz. Ama nerede yan yanayız? Kazanımlar kaybedilirken karşısında durduğumuz için bizi birilerinin yanına koyuyorlar. Ondan dolayı diyorum ki bugün burada vatanperverlik kolay. O sahada kaybedilen vatanın üzerinde vatanperverlik gerekliydi. Ben gelirsem üretim yapacağım. Ne üretim? Ne kaldı ki ne üretim yapacaksınız? Şimdi farkı kapanmadı aslında. Evet. Kapanmadı. Sadece özelleşti. Ne fark eder ki? Şu anda çiftçimiz yine pancarını ekiyor. Çaylı'da tarlada duruyor pancar. Fabrikanın bacası şimdilik tütüyor. Eğer bundan sonraki süreçte kapatmazlarsa şu anda fabrika üretime devam ediyor. Çünkü şöyle bir şey vardı, böyle bir kanı vardı. Şeker fabrikası kapanıyor. Kapanıyor. Diğer taraftan da hayır kapanmıyor. Özelleşecek, daha üretim artacak. Daha çok modernizasyon yapıldıktan sonra, makineler yenilendikten sonra belki çiftçi daha çok üretecek.
deniyordu. Biz de ümitle onu bekliyoruz. İnanıyor musun buna? Bakıp göreceğiz. Ya aradan 2 yıl geçti. İnanıyor musun? Nerede? 2 yıl geçmedi henüz de. Bakacağız. Orayı alacak kişi. Çünkü şu var. Fabrika binasını satın aldılar. Araziyi almadılar. Arazi satış dışı. Ne fark eder? Arazi çok değerli ama. Tamam, kabul ediyorum. Orayı alan kişi de zarar etmek için almaz diye düşünüyorum. Şimdi baksana bir soru sorayım. Biz iplik fabrikası... Teknolojiyi yenileyecek ki daha çok üretim yapsın. İplik fabrikası kapatılırken ben o günkü ekibin içerisindeydim. Bakın iplik fabrikası kapatılırken Naci Bey'in başısa. Eski milletvekillerinden Naci Tercih. Biz il yönetimi ve Naci Bey o zaman milletvekili olmamıştı. Gitti fabrikaya dedi ki bak kardeşim şu fabrikası özelleşiyor. İşçilere söylüyoruz ya şu fabrika özelleşiyor Allah aşkına gelin bizle beraber olun. Bize destek verin bura özelleşmesin. Bize oy vermediler. Fabrika özelleşti, satıldı, kapatıldı. Fabrikanın bütün malını Antep'li bir iş adamı aldı. Bütün makineleri aldı. Efendim toprağı satın aldı. Biz ikinci dönemde milletvekili Naci Bey ile Tevfik Karakaya Beyler milletvekili olmuştular. İkinci dönemde... Hangi partidendi? Fazilet Partisi, Refah Partisi. Efendim ikinci dönemde gittik. O Refah Partisi döneminde mi kapandı? Evet efendim. Neden müdahale etmediniz o zaman? Etmişti, müdahale ettik. Milletvekillerimiz neden müdahale etti? Bakın iktidar bizde değildi, ANAP'taydı o zaman. ANAP'ın eline kapatıldı. Evet. Şimdi bunların eline kapatılıyor. Şimdi bakın o zaman ne oldu biliyor musun? Biz fabrika kapatılmasın diye mücadele ederken işçiler gittiler o zaman Anavatan'a oy verdiler. Ve fabrikanın bütün mal varlığı satıldı. Toprağıyla beraber satıldı. Biz ikinci dönemde Refah Partisi'nin iktidara geldiği dönemde fabrikanın sadece fabrika alanını gittik. Araziyi geri aldık. Araziyi geri aldık. Üniversite şu anda arazi. Evet. Sadece fabrikanın lojmanlar falan hepsini geri aldık. Sadece fabrikanın binasını Antepli'ye verdik. O da daha sonra makineleri aldı gitti. Şimdi evet. Burada aynısı Semih Bey bakın burada aynısı. Şu anda içimiz kanalıyor. Gülüyoruz ama gerçekten içimiz kanalıyor. Erzincan'da her geçen göç veren bir il. Göç verdikten sonra Erzincan bir taraftan da göç alan bir il. Şimdi bakın Erzincan'da yetişmiş kültür seviyesi, ekonomik gücü olan bütün insanlar Erzincan'ı terk ediyor. Erzincan'a gelen göç de bütün yani ben insanları... Bir beyin göçü oluyor aslında. Tabii fakir görmüyorum insanları. Hiç kimseyi fakir görmüyor. Ama beyin gücü, ekonomik gücü olmayan en alt sınıftaki olan insanlar Erzincan'a geliyor. Efendim Güneydoğu'dan, Doğu'dan, daha uzak illerden bütün kazanımları olmayanlar Erzincan'a. Erzincan'ın vasfı düşüyor. İnsan vasfı, kalite vasfı düşüyor. Allah aşkına ya. Gelin bu Erzincan'ı hep beraber kurtaralım. El birliğiyle partileri bırakalım bir tarafa ya. Bütün partilerin düşünürlerini bir araya getirelim. Bu Erzincan'a bir iyilik yapalım ya. Kent konseyi toplantılarına davet ediliyor musun? Hayır, davet edilmiyoruz. Telefonu başka. Çünkü tamam. İl başkanlarının davet edildiğini siyasi partiler... Yok, biz bugün hiç davet edilmedik. Çünkü davet edilseydik bunları söyleyeceğiz. Evet. Bunları söyleyeceğimizden dolayı mevcut düzene muhalefi olur. Onun için bizleri o toplantılara davet ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Muharrem Altay. Siz inşaatçısınız. Ve Erzincan'da aslında Türkiye'de bir deprem gerçeği var değil mi? Şu anda evet. Bakıyoruz Erzincan'daki yapılara baktığımız zaman görünürde tabii ki deprem şartnamesine göre yapılıyor ve evet. Biz diyoruz ki Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biriyiz artık. İstanbul'a bakarsak işte bir Gölcü'ye bir Marmara depreminde her yer evet. Yerle bir oldu. Ama Erzincan'da çok özel bir durum var. İki fay hattının kesiştiği bir noktadayız. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Doğu Anadolu fay hattının tam kesiştiği bölgedeyiz. Peki siz bir inşaatçı olarak düşündüğünüzde şimdi adaylarımızdan bazılarında böyle depremle ilgili projelerinde gördüm. Bazı maddeler var ama sizce biz depreme hazır mıyız şehir olarak yapılarımıza baktığımızda yapılacak kat sayılarına baktığımızda bir inşaatçı gözüyle Allah korusun biz depremi çok çabuk unutuyoruz. Evet. Aradan bir 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Bir bakıyorsun kat izinleri verildi işte 3'lü 4'e çıktı, 4'lü 5'e çıktı belki 6'ya çıkacak. Ama bir bakıyoruz bir depremde yeniden deprem gerçeği aklımıza geliyor. Siz bu Erzincan'daki kat sayılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Efendim Erzincan'daki kat sayıları yani eskiye göre şu anda inşaat sektörü Erzincan'da yani iyi durumda. Yani eski deprem Allah göstermesin yani ona hazırlıklı durumda şu anda. Evet, fakat yapı denetimi var. Tabii yani bu konuda yani bayağı Türkiye'nin en ilklerinden biri olabilir Erzincan. Fakat yüksek kata tabii karşıyız. Yüksek kat konusunda yüksek kata karşıyız. Bu konuda herhalde sınırlandırılmalı. Sınırlandırılmalı evet tabii. 4'tü. 4'ten sonra bir çelik konstrüksiyon yapıldı. Evet. Şimdi onu da kaldırdılar ve direkt 5'e çıktı. Yani sınırlandırılmalı. Acaba bu sene 6'ya mı çıkacak? Yani bu konuda sınırlandırılmalı. Evet muhakkak. Yani Erzincan'ımız o konuda Türkiye'de bir numara diyebiliriz inşaat peki, sektöründe. Peki imar konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela bir tarafta bakıyoruz TOKİ, 5 katlı TOKİ. Mahallenin öbür tarafında işte Gülaybey Mahallesi. Evet. Bakıyoruz 3 kattan fazla izin verilmiyor. Yani bu konuda yanlışlıklar var. TOKİ'nin bu ülkeye çok da bir Erzincan'ımıza daha doğrusu hiçbir getirisi TOKİ'nin yoktur. Bu konuda Allah nasip ederse vatandaşımız bize görev verirse biz kendi müteahhitlerimizle çalışacağız. Yani TOKİ'nin Erzincan'a verdiği hiçbir şey yok. Artı Erzincan'daki sıcak parayı dışarıya çekiyor. Yani ne esnafımız sebeplenebiliyor, ne inşaatçı işçimiz sebeplenebiliyor, ne Erzincan'ımız sebeplenebiliyor. Bu yapı denetim TOKİ için de geçerli değil mi? Yapı denetimler TOKİ için geçerli değil. Bu konuda yani yapı denetimlerinde üzerinde. Yani belediyemiz bile bu konuda, Bayındırlık bile bu konuda TOKİ'yi denetleyemiyor. Yani hangi malzemeyi kullanıyorsun? Yani tabii onların da kendine göre bir şeyleri var fakat standartları var. Tabii var fakat yani bu konuda dediğim gibi TOKİ'nin Erzincan'ımıza katkı sağladığı hiçbir konum yok. İnşallah biz göreve gelirsek TOKİ ile çalışmayacağız. Yani TOKİ'nin Erzincan'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Evet. Bir kazanım yoktur. Kendi müteahhitlerimizle bu konuyu çözeceğiz. Kendi halkımızla esnafımız kazanacak. Halkımız kazanacak, işsizimiz kazanacak. Yani TOKİ'nin Erzincan'ımıza kattığı hiçbir şey yoktur. Artı eksisi var, artısı yoktur. Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar Halil İbrahim Bulut'a dönmek istiyorum. Senin de çalışmalarınla ilgili, Tercan'la ilgili yapmış olduğun çalışmalarla ilgili notlarını istersen izleyicilerimizle paylaşalım. Yavaş yavaş programı toparlayacağız birazdan. Teşekkür ederim. Semih Bey, öncelikle şunu belirteyim. Az önce Osmanlı'dan bahsettik. Osmanlı'da Yunanların hakimiyetinde olan topraklarda halka Yunanlılar zulmederken oraya Osmanlı bir kadı atıyor. Ve o kadı da aynı zulmü halka yapıyor. Aynı zulmü, aynı baskıyı yapıyor. Ve bunun akabinde bir kadıya bir mesaj gidiyor. Söyledikleri aynen şu: beni dinle ey kadı, bozuldu işin tadı, zulümse bunun adı, Yunan yapsa ne olur, Kenan yapsa ne olur. Söyle sende söz varsa, söyleyecek yüz varsa, hakka tecavüz varsa, sağcı yapsa ne olur, solcu yapsa ne olur. İpe sermeyin unu, herkes biliyor bunu. Hazineden soygunu Turgut yapsa ne olur, Nemrut yapsa da aynı. Halka tepeden bakan, göğsüne benlik takan, yalana yatıp kalkan, Moiz olsa da aynı, vaiz olsa da aynı. Bu gemi böyle gitmez, giderse zulüm bitmez, kim yönetse fark etmez. Ahmet olsa da aynı, Mehmet olsa da aynı. Bu yüzden Semih Bey, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi toplumumuzda, insanımızda şu algı var: vay efendim işte ya benim camide namaz kılan arkadaşım işte hırsızlık yapıyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor.
Ya yapsın da o yapsın. Ya arkadaş, bir zulüm varsa, bir yanlış varsa her yerde aynıdır. Zulüm dünyada nerede olursa olsun acıdır ve sonu ağırdır. O yüzden biz diyoruz ki şu seçim sürecinde bütün siyasi partiler gelip geçicidir. Onların yapmış olduğu davranışları halk nezdinde biz birbirlerimize karşı yapmamamız lazım. Biz birbirimizi incitmememiz lazım. Çünkü bugün ben Tercan'da bana birçok kişi hiç sırf küresel medyanın vermiş olduğu ambiyansa göre bizleri de aynı şeyde yansıtıyor, hakaret ediyor, tepki gösteriyor ve incitiyor. İşte efendim hainsiniz diyor, iftira atıyor. Yani bu 100 kişide bir kişi bile değil. Ama biz onlara şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki arkadaş, bizim Saadet Partisi'nin siyasi ideolojisi Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in mukaddes hükümleridir. Biz tarihte Erbakan hocamızla 1969 yılında nasıl yola çıktıysak hiç çizgimizden ödün vermeden aynı şekilde bugün devam ediyoruz. Ve onlara cevap olarak söylüyoruz ki yine aynı Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 6. ayet-i kerimesiyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki Estenzu billah. Mealen 6. Hucurat suresinin 6. ayet-i kerimesinde aynen Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, size bir fasık bir haberle gelirse onun doğruluğunu araştırın ki sonra bir topluluğa sataşırsınız da pişman olursunuz. O yüzden dün Erbakan hocamıza yeşil komünist diyen zihniyet bugün bize hain diyor. O yüzden ben bundan şahsım olarak çok etkileniyorum. Çünkü benim genel başkanım beni temsil ediyor. Eğer ki beni nasıl bu insanlar, bu millet nasıl tanıyorsa benim genel başkanım da aynıdır. Sözü Tercan'ımıza getiriyorum. Tercan'ımız da kıymetli Semih Bey şöyle var. Gençlerimizde iş talebi çok. İş talebi çok olduğundan dolayı biz belediyemizin öncelikle altyapı ve üst yapı hizmetlerini en elzem ivedilikle yaptıktan sonra derhal en kısa zamanda Tercan'ımız da belediyeciliğin Türkiye'ye örnek olurcasına. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bilinçli kadrolarımız var. Makine mühendisi, ziraat mühendisi ve Türkiye'nin belli başlı üretim yapan zirai donanımlarıyla ön planda olan illerinde çalışan kadrolu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla, bu tecrübeli arkadaşlarımızı Tercan'ımıza çekeceğiz. Onların tecrübelerinden istifade edeceğiz. Tarımda, hayvancılıkta ve diğer alçı, çimento ve maden ocaklarını harekete geçirme anlamında derhal faaliyete geçeceğiz ve orada Allah'ın izniyle hiçbir genç işsiz kalmayacak. Burada şu an size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Elimden geldiği kadar, elimden geldiği kadar kısa bir zamanda memleketimizin ivedilikle altyapı, üst yapı sorununu çözdükten sonra İkinci, üçüncü yılda direkt belediyemiz üretim belediyeciliği adını alacaktır. Ve en önemlisi, Tercan'ımızda en elzem olan şey şu Semih Bey. Sevgi, barış ve kardeşliği sağlayacağız ilk etapta. Çünkü insanlar birbirlerine bir kere art niyetli bakmaması lazım, kucaklaşması lazım. Sonra tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkacağız belediye olarak. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün kökünü kazıyacağız Allah nasip ederse. Yandaş belediyeciliği değil, vatandaş belediyeciliği olacağız. Yine israf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Yerel sanayileşmeye öncülük vereceğiz. Göç veren değil, göç alan bir ilçe haline getireceğiz Tercan'ı. Şu anda az önce ifade ettim. Çok yüksek oranlarda göç veriyor. Göç alan bir, yani şu anda Erzincan'ımızda sadece Tercan'dan birçok ailemiz var.
Kendilerinin ifade ettiği aynen şu. Halil İbrahim Bey, Allah sizden razı olsun. Gerçekten söylediğiniz konular o kadar önemli ki bizim tamamen derdimize tercüman oluyorsunuz. Ben diyor Tercan'ı terk edeceğim. Tercan'da dairemi, evimi, toprağımı satıp da buraya geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ama bugün buradayım. Niye? Çünkü orada evlatlarıma iş bulamadığımdan dolayı göç etmek zorunda kaldım. Yine stres ilçesi değil, huzur ilçesi haline Tercan'ımızı getireceğiz Semih Bey. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten, rica ederim efendim. Sağ olun. İlçe için siz de dertlenmişsiniz. İlçe için çözümler üretiyorsunuz. Tabii bu tüm bu seçim sürecinde tüm adaylar mutlaka ki bir şeyler yapmak için yola çıkıyorlar. Siz de aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Sayın Başkanım, artık seçime 2 gün kaldı. Evet efendim. Ve 2 gün sonra seçmenler sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Evet. Demokrasinin gereği tüm Türk halkı pazar günü yerel yöneticilerini seçecek. Evet. Siz de Saadet Partisi olarak uzun süreden beri çok yoğun bir seçim çalışması yürüttünüz. Evet. Artık sona geldik. İzleyicilerimize mesajlarınızı alalım ve yavaş yavaş isterseniz programımızda toparlayalım. 1 saat aşkın süredir beraberiz. Son seçim mesajlarınızı izleyicilerimize aktarır mısınız? Son mesaja geçmeden bir şey daha paylaşarak geçelim. Tabii, buyurun. Biz millet olarak da inancımız gereği de bir şey çok önemli bizim için. Önemli olan olay şudur. Ulul emire itaat inancımızın gereği şarttır. Ulul emri tartışamayız. Geçen toplantımda millet olarak Hakan'ı tartışamayız dedim. Şu anda da farklı bir yolla söylüyorum. İnancımızın gereği ulul emri tartışamayız. Ulul emir inancımızın gereği 81 milyonun ulul emiridir. 81 milyona aittir. Biri ait değildir. Evet. %50'nin %50'nin diye bir olay yoktur. 81 milyonun ulul emri üzerinde hakkı vardır. Eğer o ulul emir 81 milyonu kucaklayacaksa ki onu talep ediyoruz. Kucaklamak zorunda. Söylemlerinden ve eylemlerinden vazgeçip bir an önce ona verilen o amaneti ulul emir amanetini yerinde kullana ve ülke insanlığı 81 milyonu kardeş kabul ede, bunu sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Türkmeni, Çerkezi, Lazı ne varsa. Bu 81 milyonun ulul emir olarak inancımızın gereği. Ötekileştirmeden kabul edip kucaklamasını ondan bekliyorum. Evet. Ondan sonra da bu seçimlerin gerçekten huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde sonlanmasını da Rabbimden niyaz ediyorum. Ama seçmenlerden de şunu söylüyorum. Bizi izleyen tüm izleyiciler, Erzincan'da olsun, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olsun, tüm izleyiciler, elinizi vicdanınıza koyun. Biz farklı ne söylüyoruz ki biz bu ülkede farklı yollarda bizi itesiniz. Üretim diyoruz. Kalkınma diyoruz. Dış güçlere boyun eğmeme diyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde kalalım diyoruz. Kendi medeniyetimizi kuralım diyoruz. Kaybettiklerimizi yeniden kazanalım diyoruz. İnsan haklarına saygılı olalım diyoruz. Kul hakkını birinci dereceye koyalım diyoruz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ilkesini önümüze koyalım diyoruz. Çalışanın alnının teri kurumadan hakkını verelim diyoruz. Ülkemiz, bölgemiz, insanımız, insanlığın efendisi olsun diyoruz. Çünkü öyle bir imkan var bizde. İmkan olmasa bunları söylemek biraz güç olur. Ama
Allah bize öyle bir coğrafya sunmuş ki dört iklimi bir arada yaşıyoruz. Bir tarafta karpuz üretiyoruz, bir tarafta kar yağıyor. Bir tarafta denize giriyoruz, bir tarafta kayak yapıyoruz. Böyle bir nimeti Allah herhangi bir millete vermemiş. Gelin bu nimetin kıymetini bilelim diyoruz. Kimseden farklı bir şey istemiyoruz. Bize oy verin, sizin beklentilerinize çare olalım diyoruz. Sizin kalbinizden geçenlere tercüman olalım diyoruz. Evladına iş bulalım diyoruz. Hanımına aş verelim diyoruz. Yaşlımıza yaşam hakkı verelim diyoruz. Öğrencimize rahatça okulunda okuma hakkını en iyi şekilde verelim diyoruz. Kadınımıza, kızımıza, güzel insanlarımıza ülkemizde güzelce yaşamayı verelim diyoruz. Bir başkalarının emri altında değil. İşte o zaman bekayı çözeriz. Hepimiz üretelim. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim. Çünkü öyle diyor inancımızın gereği. Biz çünkü bir inanç mensubu insanlarız. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz diyor Allah. O zaman gelin biz birbirimizi sevelim ki cennete talip olalım. Eğer biz birbirimizi sevmezsek cennete talip olamayız. İstersen 70 sefer alnımızı secdeden kaldırmayalım. Yunus'un diliyle konuşalım. Mevlana'nın çağrısıyla cevap verelim. Bektaşi'nin deyimiyle söyleşelim. Eğer bunları yaparsak Anadolu bizi kucaklar. Düşman da bize sinemize de vursa da kar etmez. Çünkü dün 7 düvenle karşımıza çıktı. Aldı alacağını denize döküldü, gitti. Onlar bir daha cesaret edip de bu milletin karşısına çıkamaz. Beka denen de bir problemi evet. Önümüze koyamaz. Bu vesileyle. Bu son konuşmamızdır. Seçimler vesilesiyle beraber son konuşmamızdır. Ben ülkemizde yaşayan tüm insanlara, gönülleri bizde olsun olmasın. Allah rızası için bu ülkeyi seviyorsak milli görüşü mutlak surette iş başına getirmek zorundayız. Dün getirdiğimiz zaman bu ülkedeki memuru, işçisi, esnafı, köylüsü, çiftçisi, besicisi, emeklisi, bağkurlusu karşılığında birçok nimeti kazandı. Onun hakkı için milli görüşe hakaret etmeyin, milli görüşü iş başına getirin. %300 Bağkur'lu aldı. Bugün ben eğer 1.700.000 lira alıyorsam Bağkur'dan o günkü kazanımı alıyorum. Yoksa şu anda 600.000 lira almam gerektiğini. Eğer çiftçim pancarı bir anda 3 liradan 15 liraya 30 liraya çıktıysa o günün sayesinde aldı. Memurun %50, %51'i %100, %200'e çıkarttıysa milli görüşün sayesinde aldı. Tekrar bu ülkede milli görüşe şans tanırsanız kazanımlarınızı yeniden kat kat geriye alacaksınız. Çünkü bu ülkenin kazanımları bu ülke insanını fevkalede bakacak, doyuracak bir güçte. Bizi soğana sarımsağa muhtaç etmesinler. Ve kendi elinizde de ey seçmenin, kendi elinde de soğana sarımsağa muhtaç olma. Bir deyim var, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Gerçekten bu ülkenin insanın muhtaç olduğu kuru soğanı dahi dışarıdan getiriyorsa eğer, bu oturup düşünmesi gerekli oy veren insan. Bıraksın kısır particilik zihniyetini. Ben partizanlık yapmıyorum. Vallahi de yapmıyorum, billahi de yapmıyorum. Ama ülkemi seviyorum. Erzincan'ımı seviyorum. Evet. Gelin el birliğiyle Erzincan'ı ayağa kaldıralım. Herkes beraber Erzincan'ı ayağa kaldırmak için biz varız. Var olmak isteyenler bizle beraber bir pratik konuşalım.
Bu vesileyle bu seçimlerin öncelikle Erzincan'ımıza, dolayısıyla ülkemize, daha dolayısıyla bölgemize ve insanlık alemine hayırlara vesile getirmesini inancım gereği Rabbimden dileğim ve niyazım odur. Ülke insanı da inşallah bizim bu söylemlerimizden etkilenir. O da bizim bu çağrımıza, talebimize, isteğimize cevap verir. Bizi ummadığımız yerde tekrar iş başına getirir. Biz iş başına geldiğimiz zaman bize işi, imkanları verenleri utandırmadık. Evet. Tarihin dününde de utandırmadık. Gelecekte de utandırmayız. Biz ülke insanımızın hiçbir zaman bize keşkem oy vermeseydin bu partiye diye bir keşkemle yüzleştirmedik. O günleri yad ediyorlar. Bugün ikinci bir şahlanış dönemini yaşıyoruz. Milli görüşün ikinci evresi, 50. yılı ikinci evresine girdik. İkinci evresinde de Saadet Partisi ile beraber Milli Görüş yeniden sahada işçisine, memuruna, köylüsüne, çiftçisine, üretenine, kadınına, kızına, hanımına, beyine yeniden sunacak olduğu birçok nimetini beraberce paylaşarak, kucaklaşarak seçimleri de, kalkınmayı da, üretimi de yapmamız mümkündür. Evet. O vesileyle bizleri dinleyenlerin dinlediklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekranları başında olan bütün ülke insanına, bizleri misafir ettiklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Haklarını bize helal etsinler. Ama ve lakin şunu unutmasınlar. Evet. Hiçbir zaman bir başkasına iftira ederek ne bir seçim kazansa karşılığında bir şey olunur. Çünkü kabire girerken buradakiler hep burada kalacak. Oraya girer. Bakın burada bir şey paylaşım. Başkanım toparlayalım. 3 kez bitiriyorduk. Yeniden devam ettik. Bunu söyleyeyim kapatayım. Efendim 3 şey insanla beraber kabire gidecek. 3 şey de dışarıda kalacak. İnancımızın gereği bu budur. 1. Ameliyle kabire girecek. 2. Malıyla kabire girecek. 3. Söylemiyle, lisanıyla kabire girecek. Bunlarla yüzleşeceğiz. Biz amelimizle, hayırlı bir amelle kabire girmek istiyoruz. Orada onunla hayırlı bir arkadaş olarak kabirde yatmak istiyoruz. Yoksa oraya giderken, birilerine iftira ederken, birilerinin günahını, vebalını ararken oraya girmek, Allah kimseye o imkanı, öyle bir fırsat vermez. Evet, umarım verdiğiniz mesajlar yerine ulaşmıştır başkan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim bizleri dinlediklerinden dolayı Allah razı olsun. Sizlere de bu size konuda de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha iyi bir programlarla, daha güzel programlarla, İl başkanlarıyla öyle bir programla bir platform olursa beraber olur. Bütün il başkanlarıyla bir masa etrafında toplanıp Erzincan'ın sorunlarını kardeşlik hukuku içerisinde paylaşmak. Evet, isteriz. Bunu da diğer il başkanlarımıza ileteceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şeker. Ben teşekkür ederim. Allah evet Sayın Muharrem Altay, Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı, sizin de son cümlelerinizi ve seçim dileklerinizi alalım. Efendim, seçimlerin ülkemize, milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kısaca, halka hizmet için yola çıkanın kazanacağı ve kaybetmeyeceğini söyleyerek, kendi menfaatleri için yola çıkanların kaybedeceğini söyleyerek inşallah kardeşlik kazanacak. Seçimlerimizin tekrar ülkemize, milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Tüm Erzincanlı kardeşlerimizden desteklerini bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sayın Altay. Evet, Halil İbrahim Bulut, sizin de son cümlelerinizi alalım kısaca ve toparlayalım. Evet, Semih Bey, şuna değinmek istiyorum. Çok kısa bir şekilde. Şimdi Tercan'ımızda Alevi bir kardeşim, abimizle, büyüğümüzle bir araya geldik. Yani onlar
bu halkın arasında kutuplaşmadan dolayı bayağı bir muzdariplerdi. Onu bizim şahsımıza ilettiler ki ya biz bu toplumun işte Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla hep bir milletiz. Hep bu memleketin vatandaşıyız. Bunu ne olur her platformda iletin, anlatın. Ayrımız gayrımız yoktur diyerek söyledi ve bana dedi biz Aleviyiz. Aleviliğin ne olduğunu biliyor musun diye bana sordu. Biz de Hacı Bektaş Veli'nin sözüyle ekranlarda tekrar tüm Alevi kardeşlerimize duyuralım. Biz Aleviliği Hacı Bektaş Veli aynen şöyle buyurmuştur. Demiştir ki Alevi Hızır'a yoldaş, Ali'ye yurttaş olandır. Alevi evinde Ali'yi ağırlayandır. Alevi evinde aynaya döndüğünde Ali'yi görebilendir. Aynaya döndüm yüzümü, Ali gözüme gözüktü. Medet kıldım ben özüme, Ali yüzüme gözüktü. Ali candır, Ali canan, Ali dindir, Ali iman. Ali rahim, Ali rahman, Ali yüzümde gözüktü diyebilen asıl Alevi kardeşlerimizdir. Biz memleketin bütün hiçbir ırka bakmadan bütün etnik gruplarıyla kardeşiz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İnşallah bu süreci, bu seçim sürecinde hep beraber kucaklaşarak atlatacağız diye Cenab-ı Allah'tan dua ediyoruz. Ve Semih Bey sözlerimin sonuna gelirken tüm seyircilerimize ve dünyanın dört bir tarafından bizi izleyen gurbetçilerimize, yurttaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi kırmadınız. Teşekkür ederim. Sağ olun için. Yoğun bir seçim sürecinde bu üçüncü kez yine aynı ekranlardan izleyicilerimize seslendik. Ben bir kez daha Saadet Partisi heyetine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Artık seçimlere iki gün kaldı. Adaylarımız son turları yapıyorlar ve kendilerini sizlere anlatıyorlar. Biz de vesile oluyoruz bu ekranlardan. Sizleri adaylarla, il başkanlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. İki gün kaldı seçime dedik. Seçim yasakları cumartesi günü başlayacak. Biz yarın cuma günü son programlarımızı yapacağız. Saat 19.30-21 arası Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Sayın İsmail Taş konuğumuz olacak. 21-23 arası ise Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Sayın Cemalettin Başsoy son programda sizlerle olacak. Bu programları da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bir haberiniz olsun, daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.